Arkadaşlar, Sakarya Hyundai Ferhat Otomotiv'den hepinize selamlar. Bugün buraya yeni Hyundai Bayon için geldim. Aslında makyajlandı, dışarıda çok fazla detay göremeyeceksiniz. Daha çok aslında hem GSR 2'ye uyumlu hale getirilmiş, hem biraz daha geliştirilmiş ve dışarıda arkadaşlar bir ön panjura LED gelmiş. Beraber inceleyeceğiz, sizlere anlatacağım. Biz de yakın zamanda biliyorsunuz bir Hyundai Bayon almıştık. Bakalım aldığımız Bayon eski gördüğü mu ya da yenisiyle arasında ciddi fark var mı? Beraber incelemeye başlayalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi önce sizlere eski Bayon'u göstereyim. Arkadaşlar bakın, bu makyaj öncesindeki hali. Şimdi inceleyeceğimiz araç bir elit paket ve anahtarı bu şekilde geliyor. Anahtarın rengi hoşuma gitti, kahverengi. Güzel bir renk tonu yakalanmış anahtarda. Şöyle sizlerle beraber bir inceleme başlayalım. Bu araç test aracı zaten, yakın zamanda plakalandırılacak ve bizler de sizlere sürüşünü yaparız. Sürüş hakkında şu değişti. Aslında Bayon için en keskin noktalardan biri diyebilirim arkadaşlar. Artık 1.4 motor yok. 1.2 MPI motorlar var. i20'de biliyorsunuz biz almıştık daha önce. Bir de 1.0 turbo 100 beygir 175 Nm torka sahip olan 7 litre DCT şanzımanlı motorlar bulunuyor artık. 1.4 tamamen hem i20'den hem de Bayon'dan kalkmış durumda. Bu arada i20'de de küçük bir değişim var, onu da sizlere göstereceğim. Ekranlarında bir değişim var. Bu araçta test aracı yine aynı şekilde. Bayon'un ön bölümüne baktığınızda amblemimiz arkadaşlar diğer i20 versiyonları gibi olmuş. Burada en belirgin, şöyle gördüğünüz üzere bir ön bölümde LED kullanılmış. Bu sayede aslında biraz daha Starya vardır ya, Staryaları andıran bir görüntü oluşturuyor. Bu güzel bir görüntü. Ben seviyorum. Aracın imajını gösteriyor. Yakın zamanda zaten bu moda oldu. Tüm araçlarda görüyorsunuz bu bıyıkları. LED farlarımız Elite'de de olduğu gibi önceki versiyonla aynı gözüküyor. Şöyle tamponda bir değişim oldu. Gördüğünüz gibi piyano bilek parçalar geldi. Biraz daha farklı bir tasarıma sahip oldu. Yine sensörlerimiz ön bölümde var. Bu araçta arkadaşlar tüm sensörler bulunuyor. Bu sensörler nedir arkadaşlar? Şerit takip, çarpışma önleyici, hatta arkadaşlar kavşak dönüş desteği adında bir yardımcımız da bulunuyor. Bunu sürüş anında beraber deneriz. Şu anda nasıl çalıştığını bilmiyorum. Önde park sensörlerimiz, jantlarımız yine aynı şekilde. Önceki versiyonda benziyor. Yani renkler bir farklılaşmış gibi, sanki onda piyano bile hatırlıyorum. 205-55R17 EB altında jantlarımız bulunuyor. Güzel lastikler gelmiş. Continental Eco Contact 6'larla gelmiş. Bu arada Bayon'u çekmemiz sebebi aslında çok fazla seviliyor. Çok fazla tercih edilen araçlardan biri. Yani özellikle 1.4 motoruyla çok fazla satıyordu. Bakalım 1.0'lar beğenilecek mi? Önceki versiyonda 1.0'lar vardı biliyorsunuz ama çok fazla 1.0'lar gelmiyordu. Daha çok 1.4 ağırlıklı satılıyordu artık. 1.0 ağırlıklı olduğunda sürüş hissiyatı nasıl olacak, ona da bakacağız. Ve biz bu arada 1.0 motorlar 3 silindirli, bilginiz olsun. Farlarımızı yaktığımızda görüyorsunuz LED sinyallerimiz elbette var. Aslında önceki versiyonda aynı arkadaşlar. Onda da LED sinyaller ve LED stoplarımız vardı. Keşke makyajla beraber artık şu bölge aydınlansaydı. Aynı ön bölüm gibi bir imza olurdu. Ben bunu beklemiştim aslında, ancak Hyundai bunu tercih etmemiş. Biliyorsunuz bu araçlar Türkiye'de üretiliyor, İzmit'te üretiliyor. Otobandan geçerken dahi fabrikasını görebilirsiniz. Birçok izleyicimiz zaten orada çalışıyorlar. Onlara da buradan selam olsun. Ellerine sağlık. Elit paketle beraber şöyle anahtarsız girişimiz geliyor. Tuşa basarak içeri giriyorsunuz. Farlarınızı şöyle aktif etmek istiyorum. Sizlere bir göstereyim. Anahtarımızı buraya koymamız yeterli. Şöyle kontağımızı yarım yapalım. Aksesuar mod olarak adlandırılıyor. Bir kere daha basıyoruz ve kadranlarımız geliyor. Şöyle farlarımız yandığında bu merak formundaki ledleri görebiliyorsunuz. Aslında bunu bir de nerede görüyorsunuz biliyor musunuz? Dikkat edin. Kia Sportage'ların ön gündüz ledlerinde de bunun neredeyse aynısı bir formu görüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz Kia Hyundai bir kardeş grup. Yine arka tamponumuzda da gördüğünüz üzere tam bu çizgiden itibaren bir değişim var. Klasik bir makyaj seçimi zaten bu. Gayet güzel. Daha da sportif, daha da güncel bir görüntü sağlanmış bu sayede. Plastik parçalar, difüzörlerle bu gerçekleştirilmiş. Bu araçlarda arkadaşlar bir torsiyon var. Herhangi bir bağımsız süspansiyon. Zaten B sınıfında çok fazla beklememek lazım. Evet, kampana değil, disk frenlerimiz var. Aynalarımız katlanabiliyor. Stil paketi de katlanıyor bu arada. Ben bu arabanın şu özelliğini seviyorum. Stil paket dahi alsanız dolu dolu bir araca sahip oluyorsunuz. Yani sunroofunuza kadar sizlere Bayon sunuyor. Şu an güncel olarak kullandığımız kırmızı renkteki 1.4 araçtan da oldukça memnunuz. Sadece biraz yakıtı fazla 1.4 motorda. LPG'de kullanmadığınız sürece 2.5-3 lira civarında bir yakıtı oluşuyor. Bu gündüz de çok güzel olmuş. Bence bunu sonradan Hyundai'cılar takacaklardır kesin. Çünkü ne biliyor musunuz, bu bölüm neredeyse aynı gözüküyor. Tabii farklı olabilir, bilmiyorum şu an, tam ayırt edemiyorum ama bu orta bölümü eklediğiniz anda güzel bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Aksesuarları kesin çıkar bunun. Dışarıda detaylarımız bu şekildeydi. Gelin beraber içeri geçelim. İçeride de ekranımızda bir değişim var. Çok daha iyi bir hale gelmiş ekranımız. Navigasyonla beraber daha stabil çalıştığı söyleniyor. Kablosuz bir Apple CarPlay'imiz var. Şöyle içeri doğru geçtiğinizde, bu bölümler deri, stilde deri miydi acaba, tam hatırlayamadım. Yukarılar sert, buralar sert. Bu bölümler zaten beklediğimiz gibi. Ancak
Bu Kore grubunu şunu seviyorum. Çift renk kullanıyorlar. Çok çok güzel oluyor. Çift renk sayesinde aracın içi direkt kendini gösteriyor. Direksiyonumuz aynı kalmış durumda. Aslında elitli arkadaşlar bu şerit yardımcıları vardı ama şimdi giriş paketten itibaren işte şerit takibiniz, direksiyon ortalaması bunların hepsine kavuşacaksınız. Hatta şu ayarlarımıza bir ulaşalım mı? Bakalım beraber. Sürücü asistanlarımız da işte sürücü dikkat uyarıları, hani yolda yorulduğuna dair bilgiler veriyor. Sürüş güvenliğine girelim bakalım. Ön güvenlik uyarılarını, detaylarını vermiş sizlere. Ya Hyundai'ler arkadaşlar çok çok detaylı bir şekilde sizlere alt kademelerde ayarlar yaptırıyor. Otomatik park mesafe, kamera ayarları. Bunların hepsini de gösteriyor burada. Şöyle gösterge paneline bakalım ne var. Parlaklığını burada ayarlıyoruz gösterge panelini. Yakıtı sıfırlayabilirsiniz. Sürüş modumuz var arkadaşlar bu araçta. Normalde stillerde yok sürüş modu. Şöyle sürüş moduna basıyorum. Bakın şöyle değişimler gerçekleşiyor. Bu ekranların kalitesi güzel. Yani kullanımda güzel hissettiriyor. Herhangi bir sorun yok. Bizim bu ekranımız arkadaşlar biraz daha değişmiş. Haritanız ve işte ekranın aslında sistemi biraz daha hızlanmış deniyor. Şöyle bakıyorum ve gerçekten de hızlanmış gözüküyor. Tıkır 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 hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın burada tuşumuz var. Şu tuşa basıyorsunuz. Bu kamerayı sürüş anında da izleyebiliyorsunuz. Klima ayar kısmımız aynı şekilde kalmış. Otomatik şanzıman seçicimiz de aynı kalmış. Bence bu değişebilirdi DCT ile beraber. El frenimiz manuel arkadaşlar. Şöyle bir kolçağımız var. Evet, içeride durumlar bu şekilde. Gelin bir de motoru çalıştıralım. 1.0 motorumun sesini dinleyelim. Hem akümüzde biraz şarj olsun. Ayağım frende. Evet. 3 silindirli motorumuzu çalıştırdık. Şöyle sizlere bir göstereyim. Evet. Turbo Smart Stream 6 olarak adlandırılan bir motora sahibiz. Bu araçlarda motor kulakları daha gelişmiş oluyor. Üst silindir olduğu için titreşimi içeriye vermemesi gerekiyor. Sürüş anında ben sizlere titreşimden de bahsederim zaten. 100 beygir, 175 Nm tork bu arabayı rahat rahat götürecektir. 1.4'te nasıl gidiyor, benzer mi gidiyor? Onların ben 0-100 saniyelerini alt tarafa ben yazayım. Sizlerden en azından aklınıza fikir olsun. Tabii 1.0 turbonun daha iyi gideceğini düşünüyorum. Evet, şu anda normal devrine geldi. DCT şanzımanı hemen bu bölümde. Motor yatay olarak konumlandırılmış. Bu neymiş acaba? Bunu ilk kez görüyorum. Bu etiketle ilk kez karşılaşıyorum. Evet, motorumuzu kapatalım. İçeridekileri zehirlemeyelim. 1-2 motorun çok fazla gelmeyeceği söyleniyor. Zaten 20'de de çok fazla gelmemişti. Az sayıda geliyordu. Ancak 1-2 tabii ki en uygun fiyatlı model. Bakın buraya çift karbon şanzımanla alakalı detaylar bırakılmış. Dikkat edin diye uyarılar verilmiş. Bazen duyulan klik sesi. Motor çalıştırınca biraz üstünde klik sesi duyuluyor ve bu DCT'nin onu kendini test etme sesi normaldir. Güzel. Güzel kullanıcı detayları bu sayede daha az arıza çıkarması hedeflenmişti. Bu arada arkadaşlar bahsetmedik. Sunroof'un stil paketinden itibaren elbette ki var. Ben seviyorum diyorum. Yani uygun fiyatlara sunroof'lu bir aracı sahip olmak istediğinizde Bayon direkt karşınıza çıkıyor. O yüzden zaten bizler tercih etmiştik. Videomuzu izleyebilirsiniz. Arkada herhangi bir değişim yok. E-Type'si çıkışımız var. Bir de arkadaşlar şöyle bir havalandırma olsa güzel olurdu bu araçta. Arkadaşlar giriş fiyatı 1.095.000 liradan başlıyor. Manuel vitesli. Bu incelediğimiz araç 1.345.000 lira bir fiyat etiketine sahip. Elit paket olarak adlandırılıyor. 20 de yenilenmiş ancak belirgin bir fark yok. Zaten aslında güzel bir yenilenme geçirmişti. Burada arkadaşlar i20'nin ekranında yine gelişme olmuş. Biraz daha hızlanmış ve işte navigasyon tarzı detayları çok daha net kullanabiliyorsunuz. Yoksa içerisi aslında fark ediyorsanız Bayon'un aynısı. Yine sunroof'umuz var. Arkadaşlar yeni Bayon'dan anlatıcılarım bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bilgilendirici video olmuştur. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.